Merhaba Goran. Merhaba. Canım. Ya halbuki gelene bile yemeyeceği. Başlar mı? Mesela otelimiz gibi. Bazı bir şey abi. Şile, yok be. Hadi karar verin. دبیشن گرکی اهیم ام هیوی بن وقت وقتا بارشیه وقت وقتا آشیتیه بیست و پنج ساله برز عبدالله اون جلان ام حزاجا راجی معانی زمان ام دبین دیگره با ام رانیه ده بی دنگ دنگ تنیه نه مکتوبی بی نه مالباتی بی نه اوقاتی بی خبر تنیه ام جی جبو خاطره وی ای رو حشته و روک که ام ده رونشتنه دنه نوبتا عدالت دنه ام دبیشن ام حزار جارا جی ام با دولتا تل دکن دولتا اگر بیدن هفه دنگ نابن خواه گلو چما هون دنگ نابن خواه درده و چیه؟ چما هون نهیلن اوقاتی وی هرم باله چما هون نهیلن مکتوب پی به مالباتا وی هرم باله هم دیتن پیک بینه هون جزن حتانی هون سر ماسه هون روننه با عبدالله او جلان روننه تبارش نای ترکیه آرتق امج شر عاجز بون امج خوینه عاجز بون امج گرتنه عاجز بون Evet, tecridin ortadan kalkması için Sayın Öcalan'ın üzerinde ağırlaştırılmış tecridin ortadan kalkması ve İmralı tecridinin Türkiye'nin dört bir yanına yayılmış olan tecrit rejiminin hepsinin ortadan kalkması için ve aynı zamanda Kürt sorununun barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözülmesi için bugün Türkiye'nin Kürdistan'ın dört bir yanında bir eylemsellik başlamış durumdadır. Günlerdir devam eden eylemler, günlerdir devam eden açlık grevleri de bir sonuç elde etmeye odaklanmış durumda. Cezaevlerinde aylardır başlamış olan açlık grevleri seçimlerden sonra belki daha da ağır bir tabloya dönüşebilir ve cezaevlerinden yapılan açıklamalara baktığımızda süresiz ve dönüşümsüzü seçimlerden sonra yapmayı düşündüklerini ifade ettiler. Biz buradan bir kez daha diyoruz ki cezaevlerinde bu tablo daha çok ağırlaşmadan Türkiye'nin içinde bulunduğu bu karanlık siyasi dehlizden bir an önce çıkmanın yol ve yöntemini hep birlikte bulmalıyız. Bakın bugün analarımız haftalardır cezaevlerindeki açlık grevlerine destek amacıyla ve aynı zamanda adalet için tecriti kıralım, toplumsal barış için zindanlara ses olalım şiarıyla oturma eylemlerini, barış nöbetlerini, adalet nöbetlerini sürdürüyorlar. Bunu bütün Türkiye'deki halklar duymalı. Bunu bütün Türkiye'deki farklı Kürt olmayan kesimlerin özellikle Türk analarının duyması gerçekten çok önemli. Söylerken insan gerçekten zorlanıyor. Çocuğunun cenazesi PTT kargoyla gönderilen analar bile kalkıp şunu diyorsa, ben barış istiyorum diyorsa bunu Türk anaları duymalı. Bunu asker anası da duymalı. Biz Türkiye'de analarımızın öncülüğüyle hep bunları söyledik. Hiçbir gencimizin kanı akmasın. Hiçbir gencimiz yaşamını yitirmesin. Ama ne yazık ki bu iktidar 40 yıldır devam eden devlet geleneğini sürdürmekte ısrar ediyor. Kürt sorununda çatışmada, Kürt sorununda diyalogsuzlukta ve ağırlaştırılmış tecriti sürdürmekte devam ediyor. Biz biliyoruz ki İmralı kapıları açılırsa,
Biz biliyoruz ki Sayın Öcalan'la bir görüşme gerçekleşirse aynı zamanda barışın kapıları aralanacaktır. Ve bizim yürüttüğümüz bu çalışma, analarımızın şu an yürüttüğü bu çalışma, cezaevlerinde, zindanlarda devam eden açlık grevlerinin en büyük amacı Kürt sorunu barışçıl yöntemle çözülsün, Türkiye'de hiç kimsenin artık burnu kanamasın yeter. Çatışmalardan beslendiğiniz yeter. Ve artık bizler bu toplumu bir diyalog süreci içine taşımak zorundayız, durumundayız.